En vahşi hayvandır. Bu söz bir kez daha doğrulandı. Zira vicdansız hırsızlar bir iş yerinden 100 bin liraya yakın inşaat malzemesi çalabilmek için bekçi köpeği zehirleyip öldürdüler. Vicdansız hırsızlar köpeği zehirleyip öldürdü, 100 bin liralık malzeme çaldı. İş yeri sahibinin canını giden mallar değil, köpeğinin ölmesi yaktı. Maddi zararda değilim. Ben hayvana yapılan daha çok beni etkiliyor. Görüntüler Ümraniye Dudullu'daki inşaat malzemeleri satan iş yerinden. Pamuk adındaki pitbull cinsi köpek o iş yerinin her şeyiydi. İlk defa bir hayvan dostum oldu. İnan insandan iyiydi bana. Köpeğin adı Pamuk'tu ama görev başındayken pek de pamuk gibi değildi. Görevi de burayı korumaktı. O gece saatine hırsızlar gelince kötü niyetli olduklarını, hırsız olduklarını anladı ve hemen saldırganlaştı. Havladı, zıpladı, ısırmaya çalıştı. Hırsızlar köpeği etkisiz hale getirmek için hazırlıklıydı. Acımasızca zehirlediler. Köpeğe zehirli bir şey yediriyorlar hayvana. Yediriyorlar. Ondan sonra zaten hayvan kendinden geçiyor. Zehirlenen pamuk birden sakinleşti. Daha doğrusu şuuru kapanmaya başladı. Demir kapıyı açan hırsızları öylece izledi. Arabayı bu şekilde buraya dayıyorlar efendim. Ondan sonra yüklemeye başlıyorlar. Hırsızlar yaklaşık 100 bin liralık inşaat malzemesiyle kaçıp gitti. Pamuksa arkalarından baktı. Malzeme kıymetli bir şey. Artı bizim hayvan dostumuz daha kıymetli. Yani ona yapılan şiddet saldırı, inanın kulübesi orada boş. Pamuğun kulübesi boş kaldı. Çünkü hırsızların zehirlediği köpek uyuştu, kendinden geçti. Sabaha zor etti. Sabahın ilk ışıklarındaysa bir köşede düştü ve hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Mustafa Delalbaşı katil dediği hırsızların yakalanmasını istiyor. Bu işte beyefendi hem cinayet var hem hırsızlık var. Tatil